Günden kalanlardan iyi akşamlar, iyi haftalar tekrardan başlıyoruz. Ben Gözde Kuyumcu, yine dop dolu bir akışımız var. Az sonra Vedat Özdan bizlerle olacak. Ankara'da Esra Nehir, Burcu Kıratlı Philip Capital'dan piyasa kapanışında yine bizlerle. Londra'da Ceren Dilekçi her zaman olduğu yerinde. Nazım Kampolat, tüm iç giyim sanayicileri derneği başkanı, bugün gelen ticaret verileriyle ilgili olarak ihracat tarafını bir miktar konuşacağız özellikle. Ve Ahmet Kıvanç Habertürk yazarı da yeni haberler var, onları verecek. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Bunun detaylarını aktaracak diyelim. Başlayalım, önce rakamlar. Borsa İstanbul tarafı pozitif seyre işaret ediyor gördüğünüz gibi. Haftaya pozitif bir başlangıç yaptık. Dolar TL tarafında bir miktar geri çekilmenin, yani TL'nin değer kazanımının geçtiğimiz hafta itibariyle de devam ettiği ortam bu hafta da korunuyor gibi gözüküyor. Şu anda 8.35.52'ye kadar dolar TL tarafı %1.17'lik geri çekilmeye işaret ediyor. Borsa İstanbul tarafına da yansıyor. Özellikle bankacılık tarafında alımların sıklaştığını hatırlatalım. %8.65'te iş finansal kiralama, Hektaş, Jansa gibi hisselerin, Borusan gibi hisselerin ilk sıralarda olduğunu görmekteyiz. Bir yandan da dediğim gibi euro dolar paritesi şu anda 1.1881, dolar endeksinin bir miktar gerilediği bir ortam var. Bu arada euro TL tarafı da onun altını yine gördü. 2 yıllık tahvil 18.59'a geriledi. 10 yıllık da şu anda bir miktar da daha yatay diyelim, 17.18 seviyesindeyiz. Avrupa borsalarının geneli alıcılı, geçtiğimiz hafta bir miktar o ABD ve Çin arasındaki gerginlik olsun, hem de Delta varyantındaki artışların endişeleri borsaları bir miktar baskılıyordu. Haftaya hızlı bir başlangıç yaptı Avrupa borsaları da. ABD tarafına dönüyoruz. Tabii ki bilanço sezonu da devam ediyor. Haber akışlarının da yine etkisi olduğunu söyleyeyim ama Dow Jones, S&P, Nasdaq tarafında alımlar eş oranda devam ediyor. Bugün baktığımız zaman emtia cephesinde ve kripto para fiyatlarında Bitcoin'deki %4'lük kayıp, spot altının yatay seyri ve 1814'e kadar yine bir gevşeme göstermesi geçtiğimiz hafta kapanışında yine dikkat çekiciydi. Gram altında tüm bu haber akışlarıyla birlikte, yani dolar TL'nin geri çekilmesi, altının spot altının bir miktar yatay kalmasıyla 487 TL'yi gördü. Bugün Brent petrol tarafında da bir miktar gevşeme olduğu gözüküyor. %1,5'luk kayıp ile 75 doların altına gelindi tekrardan. Şimdi Ankara gündemini alacağız. Esra Nehir, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana. Neler var gündeminde Esra, seni dinliyoruz. Hoş bulduk Gözde. Biz de iyi haftalar dileyelim. Biraz sonra Ahmet Kıvanç da detaylarını aktaracaktır ama 2 yılda bir yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri bugün itibariyle başladı. Bir ay sürecek aslında, bir maraton. İlk görüşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ev sahipliğinde yapıldı. Bugünkü toplantıda herhangi bir rakam çıkmadı. Görüşmelerin takvimi belirlendi. Hükümet teklifini 12 Ağustos Perşembe günü memurlara iletmiş olacak. Bugünkü toplantıda hangi mesajlar verildi? Bunu özetleyelim dilerseniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyonun altına ezdirmeyeceğiz dedi. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız mesajını verdi. Enflasyon rakamlarına dönecek olursak, geçen hafta hatırlanacağı üzere Merkez Bankası bu yılın 3. enflasyon raporunu açıklamıştı ve 2022 ve 2023 yıllarını da kapsayacak bir enflasyon projeksiyonu aslında ortaya koymuştu. 2022'de %7.8, 2023'te ise %5'e inmesini planlıyor, tahmin ediyor Merkez Bankası. İşte bu veriler ışığında hükümet teklifini 12 Ağustos'ta yapacak. Peki memurlar ne istiyor? Memur tarafı ne istiyor? Hemen bunu da özetleyelim. Memur Sen ve Kamu Sen ortak taleplerle masaya oturdu. Taleplerinin başında 600 liralık bir seyyanen zam geliyor. Bunun yanı sıra 2022 için %21, 2023 içinse %17'lik zam talepleri var. Bunların yanı sıra her iki yıl içinde %3'lük refah payı da yine talep ediyorlar. 3600 ek gösterge verilmesi bütün memurlara, emeklilere o
olduğu gibi iki bayramda, iki dini bayramda ikramiye verilmesi de yine talepler arasında. Önümüzde Ağustos ayı boyunca yürütülecek bir görüşme takvimi var ve bir orta yolda buluşmaya çalışacaklar. Bir orta yolda buluşulmazsa ne olacak peki? Buna da hakem heyeti karar verecek. Hakem heyeti nihai zam oranını belirleyecek. Bugün de bu görüşmelerin ilki gerçekleştirilmiş oldu. Bugünkü bir başka başlık aslında yurdun pek çok şehrinde, yaklaşık 20 şehirde bugün elektrik kesintileri yaşandı. Özellikle İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşandı. Aslında uzun da süren bir kesintiydi. Bu kesintinin nedenine ilişkin açıklamaysa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi. Genel kesintinin mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle olduğunu ifade edildi. Elektrik tüketiminde rekorlara imza atıldı. Aslında rekor seviyelere ulaşıldı ve bu nedenle elektrikte bir kesintiye gidildiği ifade edildi. Acil müdahale ekipleriyle çok geçmeden bu sıkıntının çözüldüğü de açıklandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından. Son olarak Mehmet Muş Ticaret Bakanı ihracat rakamlarını açıklamak için aslında geçmişti kameralar karşısına. Hem ihracat rakamlarını açıkladı hem de yangın bölgeleriyle ilgili önemli mesajları vardı. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttı. 16.4 milyar dolara yükseldi dedi. Bunun yanı sıra bu rakamın Temmuz ayında gerçekleşen en yüksek ihracat rakamı olduğunu söyledi. Ayrıca son 12 aylık ihracatında ilk defa 200 milyar dolar sınırını geçtiğini söyledi. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de aslında pek çok şehirde, pek çok turizm bölgesinde yangınlar 6 gündür devam ediyor. Bununla ilgili de yine 5 ile bağlı bazı mahallelerde afet bölgesi ilan edildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Detayları ise Mehmet Muş paylaştı. Yangından etkilenen ailelerin borçlarının erteleneceğini söyledi. Bu bölgelerdeki esnaf kredi ödemeleri, vergiler, SGK primleri, tarım kredi ve tarım ziraat borçları ertelenecek ve bu bölgedeki afetten etkilenen vatandaşlara da kira yardımı yapılacak. Ankara'dan bugün yansıyan başlıklar böyleydi diyelim. Gözde, sözü sana bırakalım. Esra Nehir, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. İyi haftalar. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından Vedat Özcan'la buradayız. Günden kalanlar devam ediyor. Vedat Özcan, hoş geldiniz. İyi haftalar. Merhabalar, iyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün tabii bol bol enflasyonu konuşacağız. Yarın karşılayacağız geçtiğimiz hafta. Enflasyon raporunun detayları bir miktar çok fazla konuşulmuştu diyelim daha doğrusu. Bir yandan bugün PMI verileri var ve tabii ki bizim yine takip ettiğimiz haber akışlarında en çok bir içerideki yangınların tabii ki hayati olarak önemi, bir de tabii ki ekonomik anlamda da izlerini takip ediyoruz. Henüz senaryo çok netleşmedi. Yani şu anda çalışmaları takip ediyoruz, yapılan açıklamaları takip ediyoruz ve birçok noktada da devam eden yangınlar var. Güncel rakamlar ve bilgiler elimde olmadığı için çok paylaşmak istemiyorum. Çünkü an be an değişebiliyor. Aşırı şiddetli rüzgar olduğu için görüntülerden bizim gördüğümüz biraz kontrol altına almada güçlük çekiliyor. Yine ekiplerle ilgili biliyorsunuz çok fazla eleştiri var. Uçak sayısı olsun ve teknik ekipi olsun. Biz tabii işimiz gereği bir miktar ekonomi tarafını konuşacağız. Yani burada mesela Marmaris özelinde yine çambalı üreticileri ya da birçok noktada seralar ve hatta şu anda yine benim az önce yayına girmeden önce gördüğüm sosyal medyada bazı noktalarda yangının köylerin içine doğru sirayet ettiği ve müdahale olmadığı şeklindeydi. Hisarönü çok fazla konuşuluyordu az önce ben baktığımda, ama burada bir tablo netleştiğinde önce bir kontrol altına alalım tabii, o da ayrı bir konu, ama tablo netleştiğinde bu işin gıda tarafına her yere bir yansıması olacaktır. Yani zarar çok büyük her anlamda. Doğru. Tabii çok üzücü. Gerçekten yürek burkucu manzaralar izliyoruz. 28 Temmuz'da başladı malum. Manavgat'ta ilk yangın çıktı. Daha sonra aynı anda, hemen hemen aynı anda 30'dan fazla ilde
yangın başladı. Tabii akla kötü ihtimaller içerisinde sabotaj, terör vesaire de geliyor. Ama bir şekilde bu işin insan marifetiyle çıktığı kanısındayım ben de. Tabii kasıtlı olarak çıkarılıp çıkarılmadığını bilmeden hüküm vermek doğru değil. Ancak her koşulda insanın parmağının olduğu malum. Onu nasıl anlıyoruz? Mesela yüksek gerilim hatları bir ihtimal. Bunlar sıcak havada gevşiyorlar. Ağaçlara çok yakınlaşabiliyorlar. Ark yapıp, kıvılcım çıkarıp yangına sebep olabiliyorlar. Kırılan şişelerin camları, cam kırıkları, aşırı ısınma dolayısıyla özellikle çok yanıcı olan ve çok da konuşulan hani çam kozalakları ve dikenlerini yakabiliyor. Bu şekilde yangın başlıyor. Sigara izmaritleri, anız yakma, ot yakma, bunlar hep insan eliyle çıkan, bir şekilde şey yapan, daha sonra da ormanlarımızı mahveden yangın türleri. Bunlara tabii çok dikkat etmek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi hem personel hem araç ekipman meselesi daha önceki yangınlarda da hep konuşuldu. Özellikle bu havadan söndürme meselesiyle ilgili bir eksiklik. Yıllardır konuşulur uçak meselesi ve bir türlü çözüm bulunamadı. Bu çözüm bulunamamasının sonuçları da bu sefer çok ağır oldu maalesef. Şöyle bir yangın risk yönetim perspektifinden baktığımız zaman maalesef bir öncesinde ne tür aksaklıklarımız var, bundan önceki yangınlarda neler eksikti, nerede aksama oldu, ne yapıldı ve bundan sonra yapılması gerekenler ilişkin raporlar kamuoyuyla var mı yok mu onu da bilmiyorum ama paylaşılmıyor. Bir defa yangın risk yönetiminde önce yangını çabuk hani çıkarmama için alınacak önlemler ayrı ama çıktığı anda anında görebilme ve müdahale edebilme yeteneğine sahip olmanız lazım. Eskiden malum ormanlarımızda yangın gözetim kuleleri vardı. Bu kulelerden duman göründüğü zaman harekete geçilirdi. Şimdi artık uydudan yangınlar çok çabuk tespit edilebiliyor. Orman Bakanlığı da daha önce yangınlara müdahale süresini tespit anından müdahaleye kadar 10 dakikaya kadar indirebildiklerini söylemişlerdi. Bu yeni yangın söndürüldükten sonra, bu yeni yangınlar söndürüldükten sonra yazılacak raporlar gerçekten objektif olması lazım. Bundan sonra ülkemizin benzer yangınlar yaşamaması için müdahalede gecikme var mı? Müdahale yapıldıysa ondan sonra nerelerde ne eksiklikler yaşandı? Televizyonlara yansıyan görüntülerin bir kısmı çok ilkel yöntemlerle orada yöre halkının kendi malını canını korumak amacıyla gelişigüzel yangın kurtarma mücadelesine ait görüntülerdi. Evet. Vedat Özdan hatırlarsınız böyle Davos zirvesi olduğunda bundan 2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam iklim değişiklikleriyle ilgili olarak büyük bir gündem vardı. Ve o zaman işte bunlar konuşulurken de sizinle hep demiştik ki artık iklim değişiklikleri merkez bankalarına, para politikalarına sirayet edecek. Yani bunlar artık böyle hani işte senede birkaç defa büyük bir afetmiş gibi değil, bayağı gerçekten mücadele edilmesi gereken bir senaryo olarak mücadele değil, strateji geliştirme öncesinde gibi de bunlar artık yapılması gereken hamleler. Bu konuda da işte bu yüzden çok fazla tabii ki eleştiri ve yorum var. Bugün tablo ortada ve bu işin hepimize ucu dokunacak. Yani bir şekilde doğaya zararı, ekonomiye zararı, insan hayatına olan tablosu yani gerçekten çok üzücü dediğiniz gibi. Neler yapılabilir yani ekonomik anlamda da? Tabii ki şimdi müdahale yani yangını yayılmasını risk yönetiminde ikinci adımda yangının yayılmasını önleyici aksiyonlar. Yayılmasını önleyici olarak neler yapıldı, nerelerde aksamalar oldu. Daha sonra da söndürme
işiyle ilgili olarak. Yani tabii yangın çıkmadan önce de çıkarsa yangının yayılmasını önleyici aksiyonlarla ilgili de eksiklik var mı? Onları bilmek lazım. Mesela yani insan eli diyoruz, ormanların içerisinde izin verilen insani faaliyetler maalesef son yıllarda çok arttı. Ormanlarımızın içerisinde oteller yapıldı. Yani bir otellerle ilgili acaba yüksek basınçlı bir şey çıktığı zaman, o yangın çıktığı zaman yüksek basınçla su fışkırtarak yangını söndürme için gerekli donanım var mı? Bu konuda otel personeli içerisinde eğitimli insanlar var mı? Ne yapılacağı biliniyor mu? Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii yani bu son yaşadığımız olay maalesef bir afet şeyinde, görüntüsünde. Çünkü kendi imkanlarımızla bu yangını söndüremedik. Uluslararası yardım çağrısı başladı. Bir sürü ülkeden uçaklar geliyor. Biz de kiralamalar yaptık. Bir destek geliyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de polisin de işin içerisinde olması lazım. Bazı yerlerde yangın denize çok yakın yerlere kadar geldi. Yani varsa hani yangın söndürme gemilerinin devreye girmesi lazımdı. Bir koordinasyonla ilgili de bir problem var mı yok mu, bunların açık ve objektif bir şekilde ortaya konması lazım ki hem bundan sonraki hem sorumlular ortaya çıksın. Yanlış mevzuat mı, idari şey mi, karar süreçlerinde bir problem var yoksa bir koordinasyon donanım eksikliği mi var, bunları bilelim ve bundan sonra böyle bir şey çıktığı zaman yaygın ve büyük yangınlar çıkmasını önlemek için ne yapacağımızı bilelim. Çıktığı zaman da bununla nasıl baş edeceğimizi bilelim. Onun için yani demokrasinin işlemesi lazım. Bakın parlamentodan bir ses çıkmıyor. Ya parlamento muhalefet partileri de dahil olmak üzere, ya arkadaş bu yangınları söndürebilmek için benim ne yapmam lazım söyleyin. Ödenekse ödenek, personel alımıysa personel alımı, yani ne yapılması gerektiği konusunda bizden ne istiyorsunuz, eksik olan neyse destek vermeye hazırız denmesi lazım. Eksikleri bilmezsek hiçbir şey yokmuş gibi devletimiz güçlüdür şeyiyle, sloganıyla yangınları maalesef söndüremiyoruz. Yani şimdi biz biliyorsunuz bir de tabii turizm cenneti izliyoruz değil mi? O Marmaris'in yemyeşil doğası, yeşil mavi ve işte gerçekten onu da böyle dış dünyaya aktarırken inanılmaz doğasına dayanarak dışarıya lanse ediyoruz. Ama işte o doğa hemen hemen şu noktada böyle giderse yok olma noktasına doğru ilerliyor. Ve tabii ki işte oradaki mesela bugün Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır açıklamalarda bulundu, duymuşsunuzdur. İlk tespitlerdir bunlar. Yani bunların devamı gelecektir muhtemel. Çünkü devam ediyor. 720 dekarlık sera alanı yandı dedi. 350'ye yakın büyükbaş hayvan telef oldu dedi. Yine 3000'e yakın küçükbaş hayvan, 16.000 dekarlık tarım alanında bulunan 360 adet arı kovanı dedi. Yani bunları üst üste koyduğumuzda işin bir de tabii, şimdi biliyorsunuz sosyal medyada da ben çok denk geliyorum. Bir yandan çok bilgi kirliliği de var, işin o kısmı ayrı, ama bir yandan tabii bakıyoruz mesela yabancı kurumlar biliyorsunuz bir hayli büyüttü. Yani belki buradaki medyanın konuşundan daha fazla şu anda dışarıda konuşuluyor. Turizm üzerinde de etkisi olacaktır. Şu anda biliyorsunuz pek çok noktada rezervasyon iptalleri ya da bir şekilde otellerin boşaltıldığı alanlar oldu. Tabii ki yani şöyle düşünmek lazım. Yani mavi vatan diyoruz, yeşil vatan diyoruz. Bu vatan kavramının içerisinde sadece insan yoktur. Yani o toprağın içerisinde, altında, üzerinde yaşayan tüm canlılarla, bitkiler, hayvanlarla beraber vatandır. Üzerinde hiçbir ağaç olmayan bir ülke vatan olmaz çünkü insan yaşamaz. Dolayısıyla biz doğru bir hayat sürebilmemiz için doğayla uyumlu yaşamamız lazım. Yani ülkeyi, toprakları vatan yapan üstündeki oteller, barajlar, köprüler, asfalt yollar değil. Orada yaşayan canlılardır. O canlılar olmasa onlara ihtiyaç olmaz. Zaten kimse gelip canlının olmadığı yerde üretim yapmaz, yol yapmaz, baraj yapmaz. İhtiyaç olmaz. Dolayısıyla vatan kavramının içerisini doğru algılamalıyız. Çocuklarımıza doğru öğretmeliyiz. Ve içinde yaşayan canlı. Ben gene de mesela sizin sorunuzda ekonomiye gelirken gene insan perspektifli
insan odaklı bakacağımız için şey imtina ediyorum. Yani meseleye ekonomik bakmakta. Yani tamam, turizm iptalleri olacak, cari açığımıza olumsuz etkisi olacak, turizm gelirlerimiz azalacak, seralar gitti, gıda enflasyonu artacak, büyük baş küçük baş hayvanlar, köylüler parası yanan kanser tedavisi görmek için biriktirdiği 15 bin lirası yanan köylü kadın. Bu görüntüler tabii ki içimizi yakıyor. Ama meseleye sadece insan odaklı baktığımız zaman vatan perspektifini yitiriyoruz. Ve maalesef sosyal medyadaki o yanlış algının bir şekilde destekçisi oluyoruz. Ben meseleye böyle bir daha geniş perspektiften, daha doğa, hayvan, bitki, tüm canlılar spektrumu, yaratılış perspektifinden bakıyorum. Bu anlamda korumak gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Demin söylediğim perspektifle devlet yönetimi, maalesef ben geçmişe dönmek istemiyorum ama bu performans bütçesi denilen işte bakanlıklar şey yaparlar. Yani bir bütçe istendiği zaman önümüzdeki yıl itibariyle, yani bütçe yılı itibariyle yapılacak faaliyetleri tek tek yazarlar ve bunlardan ne sonuç elde edeceklerini yazarlar. Şimdi gidin bakın Orman Bakanlığı bütçesine. Evet. Çıkacak yangınlarla ilgili neler yapılacak, ne ödenekler istenmiş, neden yetersiz kalmış, niye yapmamışlar? Bunun hesabı mecliste, kesin hesap kanununda mecliste sorulmazsa hiçbir şekilde ilerleme olmaz. Sayıştay'ın performansla ilgili soru sorması lazım. Bizim onun için bu objektif yangının nedenini ortaya çıkaracak raporlar çıkması, uzman raporları, denetim raporları çıkması. Aksaklık nerede? Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak ormanlar yine çıkar. Yine devletimiz güçlüdür deriz ama milyonlarca ağacımız, canlımız yanar gider. Evet, tabii dediğiniz gibi bir de uyarılar var çok hava sıcaklığının artacağına ilişkin. Bu tabii önümüzdeki günlerde biliyorsunuz geçtiğimiz sene de kuraklık dolayısıyla rekoltelerin hep düştüğünü vesaire konuşuyorduk. Şimdi bir de yangınların da sabotajdır değildir orasını bilemem ama tetiklendiği kesin. Dolayısıyla konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Borsa İstanbul tarafını bir kapatalım müsaadenizle. Şimdi 1400'ün altındayız, 1399. Bugün baktığımız zaman 76 hisse yukarı yönlü, 20 hisse aşağı yönlü hareket etmiş bulunuyor. Genele yayılan iyimser bir tablo var. Dolar TL'deki geri çekilmede sürmekte geçtiğimiz haftadan bu yana. Burcu Kıratlı bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayına. Neler aktaracaksınız bugün bizlere? Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk. Evet, BIST 100 endeksi yükselişini bugün de devam ettirerek 5 gün art arda yükselmiş oldu. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da belirttiğimiz üzere teknik göstergeler yükselişi destekler nitelikte hala. Endeksin yeniden yükseliş trendinin içine girebilmesi için 1410'da bulunan 200 günlük hareketli ortalama direncini yukarı kırması gerekiyor. Geçtiğimiz ay direnç olarak çalışan 200 günlük ortalama bir kez daha direnç olursa 1350 desteğinin aşağı kırılma riski artar. 1410 direncinin yüksek işlem hacmiyle kırılması halinde endeks yeni zirveler deneyecektir. Bu yüzden sahip olunan hisse pozisyonları 1350 desteği aşağı kırılmadığı sürece korunabilir. Yurt dışına baktığımızda da global piyasalar Ağustos ayının ilk haftasında Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarına odaklanacak. Bu hafta ayrıca İngiltere ve Avustralya Merkez Bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. Her iki ülkede de faiz kararında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak merkez bankalarının yapacağı açıklamaları, satır aralıkları yine takip edilecek. Bu sabah Asya piyasalarında hareket vardı. Güne düşüşle başlasa da daha sonra gelen arımlarla arta kapattılar. Çin'de açıklanan imalat endeksi 50.3 ile beklentilerin altında kalsa da Şangay günü %2 arta tamamladı. Japonya'da bugün açılıştan itibaren açılış alıcılıydı ve %1.8 arta kapandı o da. Bunun sebebi Çin ile Amerika arasında Çinli şirketlerin Amerika'da halka arzı konusunda görüşmelerin gerçekleşecek olmasıydı. Ancak bu hikayenin devamının nasıl olacağı henüz belli değil. Bu nedenle Çinli hisse senetleri almak isteyenleri ihtiyatlı olmalarında bir süre daha fayda var. Uluslararası piyasalardaki olumlu hava Avrupa borsalarında da devam ettiğini görüyoruz. Yükselişte HSBC ve AXA gibi şirketlerin beklenenden iyi finansal raporları etkili oldu. İngiltere endeksi 1008, Alman ise 1.25 arttaydı. Geçtiğimiz hafta Çin'den gelen haberlerle azalan risk iştahının bu hafta yeniden artmasında Amerika'daki 550 milyar dolarlık altyapı paketinin de etkisi oldu. Bir grup senatör bu altyapı paketi yasa taslağı metnini dün tamamlayarak yasanın bu hafta senatodan geçmesine yönelik bir adım daha atılmış oldu. Bu
paket yol, köprü gibi inşaatlar, ayrıca elektrik enerjisi gibi birçok altyapı konusunda ödenek sağlayacak. Bu yüzden altyapı hisselerinde zaten başlayan pozitif fiyatlamada kendisine etkisini gösterecektir. ABD endeksleri de şu an pozitif seyrediyor. Kıymetli madenlerde hala belirgin bir yön yok. Düşük kalan reel getiriye rağmen bir kırılım gerçekleşmedi henüz, ancak kritik seviyelerin kırıldığı bir satış da gelmiyor. Bu nedenle hala birkaç günlük salınımlarla hareket etmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Altında 1800-1830 bandı hala aktif. Ancak bu hafta bu band bir yöne doğru kırılabilir. Emtia tarafında petrol fiyatları hafta düşüşle başladı. Çin imalat verisi Temmuz ayında 51'den 50.3'e geriledi demiştik. Analistler 51 bekliyordu. Tabi dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisinin imalat verisinin düşmesi petrol talebine olan endişeleri de artırınca ham petrol fiyatları %1.2 düştü ve $73'da şu anda aşağı yukarı. 72-50'ye doğru da burada hareket bekliyoruz. Ve hisse önerilerimize geçiyoruz. İlk hissemiz Boeing. Argus al önerisi veriyor ve hedef fiyat $275 diyor. Bilindiği gibi Boeing ticari jetler, askeri uçaklar ve füze savunma sanayi sistemleri üretip satıyor. Belirtmekte fayda var. Boeing kar marjı yüksek olan savunma sanayinde dünyanın en büyük 5. yüklenicisi. Argus başta Çin olmak üzere orta gelir grubunun gelir seviyesi arttıkça ticari uçak talebinin artacağını öngörüyor. Hisse Covid endişesinin azalmasıyla toparlansa da pandemi öncesinde test edilen maksimum fiyat olan $440'ların neredeyse %40 altında işlem görüyor. Bu sebeple cazip buluyor. İkinci hissemiz Marriott, bir turizm, otelcilik ve tatil hizmetleri şirketi. Credit Suisse endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve $215 hedef fiyat veriliyor şirket için. Covid endişelerinin azalmasıyla birlikte hem şirketin satış miktarı arttı hem de Covid döneminde yapmak zorunda kaldığı iskonto oranları da azaldı şirketin. Ayrıca sözleşmelere bağlı satışları geçen yılın aynı dönemine göre %60 arttı ve $362 milyon ulaştı. Asıl hikaye ise Sheraton, Westin, Marriott markalarının 2022'nin başında tek bir platformda müşterilere sunulacak olması. Olumlu etki henüz daha fiyatlanmadı diyor Credit Suisse ve hisseyi bu anlamda da cazip buluyor. Bizim hisselerden ve piyasalardan aktaracaklarımız bu kadardı. Burcu Kıraat'a çok teşekkür ediyorum. Vedat Özden devam edelim. Bu arada yine çok fazla çağrı olmuş hisse önü için, yardım isteniyor. Ekonomik analiz ama yani ben de bir şey demeden duramıyorum. Dolayısıyla buradan da iletmiş olalım. Mutlaka sahada ekipler, yetkililer zaten takip ediyordur ama durumun acil olduğunu dile getirmişler hisse önü için. Şimdi Vedat Özden, enflasyon raporu gelmişti dedik, detaylarını biraz konuşmuştuk. Enflasyonu yarın karşılayacağız. İsterseniz oradan devam edelim. Çünkü ham madde tarafındaki zamlar biliyorsunuz bitmek bilmiyor. Şimdi mesela yine bugün Cemre Nur Karaca arkadaşımız, Bloomberg HT muhabirimiz bir röportaj yaptı. Mobilya sektörü için özellikle Modoko Başkanı Koray Çalışkan açıklamalarda bulundu. Haberi de ekrana getiririz. MDF ihracatının durdurulmasını istiyorlar. Çünkü ham madde tarafında mesela bu spesifik bir örnek için olduğu için söylüyorum. Çünkü enflasyon tarafına yansıması mutlaka oluyor bu tip haberlerin. Onu da bir ekrana getirelim. Enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz. Mobilyada biliyorsunuz son bir yıldır biz ham madde bulmakta zorlandığımızı dillendiriyorduk ve hükümet kanalında Sunta MDF'nin ihracatına takip geldi. Takip gelmesi ne demek? İçerideki mobilyacının ihtiyacı olan ürünü verin, yoksa biz tamamen kısıtlama getireceğiz. Şimdi bu geldikten sonra Sunta MDF kanalında biz şunu görmeye başladık. Artık iç piyasada mobilya talebinin, daha doğrusu mobilyacının ham madde talebinin azalması için üreticiler her ay %10-15 gibi Sunta'ya, MDF'ye zam yapmaya başladılar. İki gün öncesinde yine yeni zam haberini biz almış olduk. Bu ayda yine %15 gibi bir zam gelmiş olacak. Bakıyoruz, geçen yılın bugününe göre dolar bazında %40-%60 Sunta'ya, MDF'ye zam gelmiş vaziyette. Enflasyon paketinde de geçen ay en çok fiyatı artan ürün mobilya oldu. Türkiye dünyanın en büyük ikinci Sunta MDF üreticisi. Türkiye mobilya sektörünü çok iyi doyurabiliyor olması lazım. Ama ve lakin bu son dönemde fiyatlarda iç piyasayı biraz daha kısıtlamak için fahiş vaziyette arttırmaya başladılar. Bu da bize mobilya sektörüne ciddi sorunlar yaratıyor. Böyle devam ederse mobilya sektöründe biz kırılmalar yaşamaya, firmaların kapanmalarını görmeye başlayacağız. Şu anda da iç piyasadaki satışlar %20-25'ler mertebesinde düşmeye başladı. Mobilya sektörü yine ihracatla gidiyor ama iç piyasada ciddi daralmalar yaşamaya başladık.
geçenlerde biliyorsunuz Çin'e trenle Sunta Medef'e gitti. Yani bizim artık ham maddemizin izleme değil kısıtlama şeklinde tamamen ihracatının engellenmesi lazım. Yine geçen ayda bakıyorum ihracatı dolar bazında %70'lerde %80'lerde Sunta Medef'in artarak devam ediyor. Sunta Medef'e sektörü ki yaklaşık 11-12 tane firma bu Sunta Medef'e üreticileri. Bunlara tekelcilikten dolayı 200 küsür milyon, 270 milyon civarında bir ceza geldi. Yine aynı şekilde ne yazık ki bu tekel her ay mantık dışı olarak %10-15 zam yapıyor. Mobilya sektörüne ciddi bir zarar veriyorlar. Buradaki amaç da dediğim gibi iç piyasayı biz iyice daraltalım. İhracatta ve diğer ülkelerdeki pazarımızı genişletmeye bakalım. Bunun engellenmesi lazım. Yıl sonuna kadar her ay yine sistematik vaziyette bu mantık dışı 10-15 zamlar devam ederse bu %25 kapasite düşümü 30-35 belki 40'ları bulacak. Aynı oranda da demek ki sektörlerde ya kapasite düşürmeyi ya da işçi çıkarmak ya da firma kapanmaları yaşamaya başlayacağız. Bu da ülkemiz ekonomisi için ciddi şekilde zarar verici bir olay olmuş olur. Burada bizim Sunta Medef'e üreticilerinden yani bu 11-12 firmadan beklentimiz tabii ki hepimiz kendi firmalarımızı düşüneceğiz ama burada biraz daha milli düşünmek zorundayız. Ricamız da bu şekilde hareket etmeleri. Şimdi Vedat Özdan, biz tabii en son gelen enflasyon verisini konuşurken zirve henüz bu değildir diye biliyorsunuz konuşmuştuk. Şimdi beklentilerde 18'in üzeri yani 18.7 telaffuz ediliyor. Yani politika faizimize de yakasadı. Az önce haber ekrana geldi. O haber gibi pek çok haber var. Yani üretici fiyatları hatta üfe tüfe arasındaki makas %25'e yaklaştı diyorduk ama fiyatlar yansıtılır mı yansıtılmaz mı noktasında başka yeni zamlarda artık konuşuluyor. Dolayısıyla ne dersiniz? Nedir beklentiniz? Şimdi bu meseleye tabii Çin'deki bu rejim değişikliğinden bağımsız bakamayız. ABD'deki yani kereste fiyatlarındaki yükselişten bağımsız bakamayız. Sorunlarımızı sadece piyasa dinamikleriyle çözemeyeceğimiz perspektifinden bakamayız. Bir planlama meselesi gerektiği kaçınılmaz. Her meseleye milli, yerli perspektifiyle bakmak da yanlış. Bakın Çin bir stratejik mesele olarak görmek lazım. Yani bir düğün sezonundayız. Değil mi? Bir sosyal mesele olarak görmeliyiz. Yani mobilya fiyatlarının yükselmemesi lazım. Yani evet. Temmuz, Ağustos aylarında insanlar evlenir. Yani zaten hayat pahalılığı dolayısıyla evlilik kararları erteleniyor. İnsanlar zorlanıyor yani bir evlilik bütçesini bir araya getirebilmek için. Şimdi bakın, kereste fiyatları çok yükseldi. Ev fiyatları ABD'de yükseldi. Emtia fiyatları genel olarak yükseliyor. Öyle değil mi? Şimdi dış ticaret politikası aracı olarak yani Türkiye Ukrayna'dan kereste ithal ediyor. Gümrük vergisi de yok bildiğim kadarıyla. Bu meseleye çözüm olarak getirilmiş. Bu MDF denilen şey Sunta'dan biraz daha kesif bir şey. Medium density fiber board deniyor. Yani lif haline getirilmiş. Normal Sunta'da ağaç rendeleniyor, onun rendelenmiş parçaları tutkalla birleştirilerek bir tabaka oluşturuluyor. Bunda ise daha böyle farklı bir teknoloji, daha lif haline getirilmiş, yüksek basınç ve yüksek ısıyla bir araya getirme işlemi var. Biraz daha dayanıklı, biraz daha sert. Dolayısıyla mobilyanın temel malzemesi, mobilya fiyatları misal Çin'de, ABD'de çok arttığı için doğal olarak tabii girdi tedarikinde. Şimdi PMI'ları konuşurken değineceğiz. Temel problem her yerde girdi fiyatları çok artıyor. Neden? Çünkü tedarik sorunu var. Şeye ulaşılamıyor. Taşımada problem var. Dolayısıyla orada bir fiyat avantajı görülmüş. Bizim suntacılarda işte 12-13 MDF üreticisi de buradan bu fırsattan istifade ederek fiyatları yükseltiyor. Yani kur da yükseldi, tamam, onun da bir etkisi var. Kereste fiyatları da gerçi Mayıs ayında çok daha yüksekti kereste fiyatları. Biraz düştü ama gene de yüksek. Kur da arttı. Bunların bir nedeni var ama bir yandan da bir
piyasada ihracat piyasalarında söylediğim gibi tedarik zincirindeki aksaklıklar, üretim aksaklıkları ve taşıma aksaklıkları dolayısıyla bir fırsat var. Oradan istifadeyle ihracatta daha yüksek para kazanma fırsatı dolayısıyla içeriye de bağlı satıyorlar. Şimdi buna ne perspektifiyle bakacağız? Diyeceğiz ki piyasa ekonomisi kendi dinamikleri içerisinde bu sorunu çözer. Nasıl çözer bunu? Zaman maliyeti var. İnsanlar evlenmeyecek, mobilya almayacak. Ondan sonra dışarıdaki piyasa dinamikleri yerine gelecek. Bir sene, iki sene sonra normal fiyatına döner. Böyle mi bakacağız? Yoksa Çin'in yaptığı gibi arkadaş. Çin neden mesela eğitime müdahale etti? Temel ihtiyaç. Özel eğitim giderleri yükseldiği zaman Çinliler evlenmeyi erteliyor. Bunun bir finansman maliyeti doğru. Yani dolayısıyla müdahale etti. Arkadaş ben başlarım hisse performansına, özel eğitim şirketlerinin borsa performansına. Benim stratejik önceliklerim var. Ben önce sosyal adaleti, Çin halkını düşünürüm. Borsa performansı benim için. Sermaye piyasalarının dengesi şu bu falan. Benim ikinci planda gelir. Yani biz hangi yönde, hangi perspektifte ekonomiyi yöneteceğiz? Buna karar vermemiz lazım. Yani dolayısıyla burada bir piyasa çarpıklığı varsa müdahale gerekiyor. Yani ithalat serbest, ihracat Ukrayna'dan ithalat serbest, dışarıda fiyat var, yüksek fiyat var, ihracat yapıp satacağım. İçeriye de yüksek fiyatla satacağım. İhracat fiyatı yüksekken içeriye de düşük fiyatla satmasını engelleyemezsiniz şirketlerin. O zaman ne yapacaksınız? Yani ihracata kısıt getireceksiniz. Eğer neyi düşünüyorsanız kendi ülkenizde insanlar daha düşük fiyat ödeyerek mobilya alsın istiyorsanız enflasyonla mücadele gibi bir derdiniz varsa. Piyasa dinamikleriyle sadece enflasyon düşürülemiyor. Tecrübe ettiğimiz bir gerçek. Evet. Dolayısıyla, şimdi buna rağmen ama dediğiniz gibi ham madde tarafında hem fiyatlar artıyor hem de tabii ki tedarik zincirindeki biliyorsunuz sıkıntılar. Bugün gelen PMI rakamlarının alt kırılımlarında da konuşuldu. Yani hem Avrupa tarafında mesela imalat verileri evet güçlü geldi ama mesela yine otomotiv sektöründe çip krizini hala konuşmaya devam ediyoruz. İçeride bizim verilerimizde keza öyle. İsterseniz biraz üretim tarafını konuşalım, imalat tarafının. Tabii oraya geçmeden isterseniz yarınki enflasyon beklentisi de bir geçen haftaki enflasyon raporuyla birlikte bir iki cümleyle özetleyip oraya geçebilirim. Tabii lütfen. Yani bir defa tabii bizde yani petrol fiyatları yüksek, enerji fiyatları yüksek. İşte doğal gaz Avrupa'da ne kadar arttı? Bugün sizde de haber vardı. Ukrayna'dan sevkiyat az, kuzey akımdan sevkiyatta problemler var. Doğal gaz fiyatları uçtu. Şimdi yani devlet kamu zam yapıyor elektriğe, doğalgaza, benzine. Dolayısıyla bunun bir sonucu var. Öte yandan emtia fiyatlarında genel olarak bir artış var. Gıda fiyatlarında ciddi bir artış var. Ondan sonra bir kuraklık meselesi var. Şimdi çıktı yangınlar. Onun da bir enflasyon etkisi, enflasyon artırıcı bir etkisi olacak şüphesiz. Öte yandan bir kur etkisi de var. Doğal olarak TL değer kaybettikçe ithal girdilerin TL cinsinden çıktı fiyatlarına yansıması var. Zaten birikmiş bir üfe var %42.89. Yani Haziran ayının Haziran'dan Haziran yıllık üfesi %43'e yakın bir üfe var. Bunun bir şekilde tüfeğe yansıması olacak. Kurda çok sert bir düşüş olmazsa bu hemen yansıyor. Yani dolayısıyla şimdi 12'lerden 14'e yıl sonu enflasyonunu geçen hafta revize etti. Dördüncü enflasyon raporu Ekim ayında muhtemelen orada da gene şimdiki enflasyon bandının bandı olan %16'nın üzerinde bir yıl sonu enflasyonu revizyonu yapılacak diye tahmin ediyorum. Bu ne için söylüyoruz? Yani bir gevşeme sinyali vermek piyasaya yanlış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirme imkanı yoktur bu sene itibariyle. Ki son çeyrekte Fed'in yavaş yavaş sıkılaşmaya başlayacağını öngörüyoruz. Belki onu da konuşuruz. O çerçevede bizim şu andaki reel faizimiz çok yetersiz kalacak. Yarın iyice
%19'a yaklaştığını göreceğiz yıllık enflasyonun politika faizine. Aylık enflasyon da %2'ye yaklaşacak. Tabii bu deminki konuştuğumuz MDF sunta fiyatındaki artışla ilgili aslında Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması da oldu. Onu da ilave edeyim ilk başta söylediğim şeylere. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası yalnız kaldı. Hakikaten esnaf, üreticiler beklenen enflasyona değil, gerçekleşen enflasyona, kendi girdi fiyatlarındaki artışa ve yurt dışında ihraç piyasalarındaki fırsatlara bağlı olarak fiyatlarını yükseltiyorlar. O anlamda Merkez Bankası'nın hani enflasyon hedeflemesinde projeksiyon ağırlığının zayıf olduğunu da gösteriyor. Tabii fırsatçılık da var. Bu çerçevede enflasyonun yükseldiğini, yükselmekte Ağustos ayında da yükseleceğini öngörüyoruz. Evet, üretim şimdi, işine, EMI işine nereden başlayalım isterseniz? Şimdi arka tarafındaki isterseniz Ceren Dilekçi'den bir alalım son durumu. Çünkü Ceren'in de gündemindedir. Onun üzerine tekrar konuşalım Vedat Özdan. Ceren Dilekçi bizlerle. Ceren hoş geldin. Avrupa gündemindeki son durum için söz sana bırakıyorum. Merhabalar Gözde. Avrupa borsaları 6 ay arka arkaya kaydettiği yükseliş döneminin ardından bugün de haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı ve endeksler günü %1'e ulaşan yükselişlerle tamamlıyor. Bugünkü yükselişle beraber Avrupa borsaları rekor tazelemiş oldu. Şu saatlerde İspanya borsası %1'lik primle işlem görüyor. İtalya borsasında kazançlar biraz daha sınırlı. Yatağa yakın seyirde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Fakat Avrupa borsalarında %1'e yaklaşan yükselişler söz konusu. Aslında artan vaka sayılarına rağmen ve enflasyonist baskılara rağmen Avrupa endekslerinde yükseliş devam etti. Bunun da nedeni şirket karlarının beklentilerden iyi gerçekleşiyor olması. Bilançolar iyimserliği destekliyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle Avrupa'da banka bilançolarının beklentilerden daha iyi geldiğini aktarmıştık. Hatta çoğu banka şirket yıl sonu için kar görünümlerini yükseltmişti. Morgan Stanley stratejistleri ise şu anda dünya geneline baktığımız zaman kar görünümüyle ilgili en iyi revizyonların Avrupa'dan geldiğini söylediler ve bu durumunda Avrupa hisse senedi piyasalarını desteklediğine dikkat çektiler. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'na kıyasla daha güvercin bir duruş sergilemesi de Avrupa borsalarının öne çıkmasını beraberinde getiriyor. Bugün aynı zamanda tahvil faizlerinde düşüş dikkat çekti. Çünkü Almanya'nın 30 yıllık tahvil faizi Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi ve böylece Almanya'nın tüm getiri eğrisi negatif seviyede işlem görüyor. Bununla beraber Euro bazında negatif getiriye sahip şirket tahvillerinin oranı toplamın %51 ile en azından 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Euro bölgesinde negatif getiriye sahip devlet tahvilleri ise 6,5 trilyon euro ile bu oran toplamın %71 ile Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Bugün aynı zamanda Avrupa borsalarında iyimserliği destekleyen bir diğer unsur ise Euro bölgesinden Temmuz ayı imalat PMI verilerinin beklentilerden iyi gerçekleşmesi. Her ne kadar Haziran ayına kıyasla bir miktar düşüşe işaret etmiş olsa da imalat PMI Temmuz ayında 62,8 ile beklentilerden iyi gerçekleşti. Biz her daim Almanya'ya bakıyoruz. Yani Euro bölgesinin lokomotifi konumunda olan Almanya'da son dönemde PMI verileri beklentileri karşılamıyordu. Fakat bugün gelen PMI verisi 65,9 puana yükseldi. Yani en yüksek 3. zirvesine ulaşmış oldu Gözde. Ceren Dilekçi çok teşekkür ediyorum. Vedat Özdan ne dersiniz? İsterseniz buradan devam edelim son olarak. Evet, Avrupa para bölgesinde tabii bunlar ikinci okumalar, birinci okumalara göre yukarıya doğru bir revizyon var Avrupa para bölgesinde. Almanya'da da öyle 65,6'yı da 65,9'a revize edildi. İtalya'da, İspanya'da ve Fransa'da ise bir miktar aşağıya doğru revizyon var. Avrupa para bölgesinin aşılama hızı, Avrupa Birliği'nin aşılama hızı daha doğrusu, birinci dozda ABD'yi geçmişti. İkinci dozda da büyük ihtimalle bu hafta itibariyle aynı hızda aşılama devam ederse geçecek. Dolayısıyla aşılama hızı arttıkça açılmalar biraz daha kolay oluyor. Açılma da devam ettikçe de PMI'lerde daha iyi gelebilir göreli olarak. Ama PMI'lerde peak rakamları gördük. Dolayısıyla
böyle hızlı yükselişler değil, yavaş düşüşler göreceğimiz bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Bugün şey olarak Avrupa Para Bölgesi PMI'larında Almanya'da dahil olmak üzere gördüğümüz temel dinamik şu. Girdi, fiyatları yükseliyor. Özellikle tedarik sürecinde sıkıntılar var, taşımada sıkıntı var. Şirketler terminlerini geciktiriyorlar. Yani süre gelen işler tezgahta çok bekliyor. Çünkü aramalı ham madde tedarikinde söylediğim gibi problem yaşanıyor. Bu problemin aslında şu dinamik bizde de var. Yani ISO PMI'ında da benzer bir yorum gördüm bugün. Şimdi Delta varyantıyla ilgili korku arttıkça tedarik zincirinde aksama olur diye imalatçı firmalar, fabrikalar güvenlik stoku yapıyorlar. Bunu mesela MDF işinde de görüyoruz. Yani Çin'e nasıl biz MDF tırla, MDF sunta gönderiyor. Orada da bir güvenlik stoku amacıyla üreticiler muhtemelen şey yapıyorlar. Ham madde aramalı alıyorlar. Dolayısıyla bu Delta varyantlı güvenlik stokunu, güvenlik stoku da şeyi, girdi fiyatlarını arttırıyor. Tedarikte sıkıntılar da mevcut tamamlanmamış iş yükünü arttırıyor. O da termini geciktiriyor. Güçlü bir talep artışı var ama üretim ona yetişemiyor. Tam da aslında Powell'ın bizim görmek istediğimiz türden bir enflasyon yaşamıyoruz dediği şey tam bu resme oturuyor aslında. Dinamiği de bu. Yani Delta varyant güvenlik stoku. Özellikle girdiyle ilgili güvenlik stoku meselesi. Burası maalesef PMI'larda yani yeni siparişler, Çin hariç ihracat siparişlerinde artış var. Bizde de öyle, şeyde de öyle. İstihdamda artış var ama söylediğim gibi terminler gecikiyor. Stoklar çok düşüyor. O nedenle PMI'ler biraz düşmüş. Yani üretici stoklara, tüketici stoklarında, tüketim malı stoklarında düşüşler var. Mesela ABD'de ASM imalat o nedenle beklentinin altında kaldı. Market biraz daha iyi geldi ama söylediğim gibi girdi fiyatları ve stoklardaki düşüş, mamül stoklarındaki tabii düşüş PMI'ları düşünüyor. Bu arada İsviçre'nin PMI'yi 71.1 gelmiş. Bunun nedeni nedir diye merak edip baktım. Alt kalemlerde, alt endekslerde gördüğüm şey üretim fiyatları mesela 90'ların üzerine çıkmış. ISM'de de markette de mesela girdi fiyatları 80'lerin üzerinde, 86'larda falan ama mesela İsviçre'de 92. Ben şöyle bir çıkarsama yaptım. Yani bu tam bir şey bilen, ticareti çok iyi bilen ve İsviçre'de de bu ticaretin yerleşmesine neden olan şeyin zihniyetin bir şeyi, olumlu anlamda konuşuyorum. Yani bir girdi temininde problem var. Mesela İsrail'de aşıyı nasıl iki kat fiyatla hemen Pfizer'a ödeme yaptı, 9 milyon aşıyı aldı. İsrail ve bütün nüfusunu çabucak aşıladı ve dolayısıyla da çabuk açıldı. Ekonomisi en az zarar gördü. Benzer mantık İsviçre'de de var. Yani girdiği problem varsa en yüksek fiyattan alıp terminde gecikmeyerek enflasyonu da arttırmıyorlar. 0.7 enflasyon arttırmayarak aslında ciddi bir PMI yükselişine, dolayısıyla ekonomik aktivitede hızlanmaya neden olabiliyorlar. Bunu ben çok önemsiyorum. Yani bir hani üretim maliyet yönetimi, üretim yapan bir şey, holding tecrübesi dolayısıyla biliyorum. Eğer bir terminde gecikirsiniz, hani kaliteden, fiyattan bağımsız olarak sadece terminde bile bir gecikme, zor dönemlerde müşterinizin başka üreticilerle, başka ülkelerle flört etmesine yol açar. Kesinlikle. Bunu hemen İsviçre fırsat olarak görmüş ve müşteri ayartıyor. Yani bu çok önemli bir şey.
Kesinlikle Vedat Özcan, çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta yine devamını konuşacağız. Vedat Özcan bizlerleydi. Şimdi devam edelim. Nazım Kampolat bizlerle, yayının başında ifade etmiştim. Biraz iç giyim sektörünü konuşacağız. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nazım Kampolat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi merak ediyoruz tabii, iç giyim sektöründeki son durum nedir? Biz tekstil tarafında işlerin görece iyi gittiğini biliyoruz. Sanayi tarafında da öyle keza. Nedir son durum? İhracat hacmimiz anlamında bugün gelen dış ticaret verileri ışığında da biraz değerlendirelim. Merhabalar bir daha tekrardan. Şöyle söyleyeyim. 2019 yılı itibariyle bizim iç giyim ihracatımız 619 milyon dolardı. 2020 yılı itibariyle de 680 milyon dolara çıktı. Dolayısıyla pandeminin etkisiyle özellikle homeware dediğimiz ev kıyafetlerinde büyük bir artış yakaladık. Bundan dolayı da örme kıyafetlerde ve ev kıyafetlerinde özellikle bütün dünyadan talep bir hale fazla oldu. Dolayısıyla bu ihracatımıza olumlu yönde etkiledi. Ne kadarlık bir artış var? Şöyle söyleyeyim, bu sene itibariyle zannediyorum yıl sonu itibariyle 1 milyar doları yakalayacağımız bir %40'a yakın bir artış bekliyoruz bu sene. Özellikle dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi pandeminin etkisiyle ev kıyafetlerindeki artış bizim sektörü olumlu yönde özellikle yansıdı. Biliyorsunuz evlerde artık insanlar Zoom toplantılarıyla ve genelde böyle alt kıyafetlerinde genelde örme kıyafeti evde geçirdikleri için toplantılarını ve iş toplantılarını, dolayısıyla bu örme kıyafetlere ev kıyafetlerine çok yansıdığı için %40'a yakın bu sene artış bekliyoruz. Bu iç talepteki kısım, dış taleple ilgili beklentiniz? Yine aynı şekilde bütün dünyadan, şimdi Çin biliyorsunuz Uzak Doğu bu pandemi sebebiyle Uzak Doğu'da dünyada büyük tepki aldı. Uzak Doğu imalatçılarındansa çok daha yakın coğrafyadan, yakın coğrafya dediğimiz zaman yaklaşık 2,5-3 saatlik bir uçuş mesafesindeki Türkiye'yi göz önüne aldığınız zaman büyük bir sanayi ve büyük bir know-how'a sahibiz. Dolayısıyla biz bu pandemiyi aslında avantaja çevirdik. Etrafımızdaki bu ülkelerden tekstil anlamında, hazır giyim anlamında büyük talep görüyoruz. Dolayısıyla iç talepteki artış aynı şekilde yurt dışında yansımış vaziyette. Şu anda kapasite oranları %80'lerde. Dolayısıyla imalatçımız gayet memnun. Peki bu özellikle hani dünya pazarındaki konumumuzdan biraz daha bahsedecek olursak nedir Türkiye'nin konumu? Yani biz hep biliyorsunuz işte tekstil tarafında yavaş yavaş yeni trendler de var. İşte çevreci üretim koşulları, yeşil enerji gibi meseleler biliyorsunuz. Avrupa Birliği tarafındaki oradaki pastayı bir miktar daha başka yerler alıyor diye biliyorsunuz, harekete geçilmişti. Çok güzel yatırımlar yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Nedir mesela pazar paylarımız, şu anda mevcut durum ya da önümüzdeki süreçte sizin hedefiniz? Şöyle söyleyeyim, özellikle son dönemde biliyorsunuz sürdürülebilirlik, yeşil enerji dediğimiz konular bilhassa ön plana çıktı. 2030 yılı itibariyle birçok firma, özellikle Avrupa Birliği, 2030 yılında sürdürülebilir ürünleri üreten firmalardan daha çok ürün alacaklar. Dolayısıyla bizim de bu anlamda yatırım yapmamız gerekiyor. Bir takım firmalarımız tabii iç giyimde de, hazır giyimde de birçok firmamız yavaş yavaş bu alana da yatırım yapmaya başladı. Fakat hükümetimizin özellikle bu anlamda bize, biliyorsunuz bunlar yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konusunda maliyetlerimiz de bir hayli artırıyor. Fakat bunlar uzun vadede bize avantaj kazandıracak yatırımlar olduğu için özellikle kısa vadede hükümetimizin bize bu anlamda destek vermesi bir hayli önemli. Dolayısıyla şimdi şöyle bir baktığımız zaman çevremize, yine hazır giyimde Çin tabii her zamanki gibi birinci sırada, arkasından Bangladeş, Vietnam gibi ülkeler geliyor. Şu andaki iç giyimde 8. sırada, iç giyimde imalatçı ülke konumundayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu
sürdürülebilirlik ve yeşil enerji sayesinde de yapacağımız yatırımlarla inşallah bu pastadan biraz daha fazla pay almaya çalışacağız. Evet, yeni hedef pazarlar var mı dediğiniz gibi? Tabii şöyle söyleyeyim, bizim yakın coğrafyamızda özellikle iç giyim alanından bahsedersek, Orta Doğu, Avrupa bölgeleri ve Rusya ve BDT ülkelerinde kendi markalarımızla ürün satabilen çok firmamız bulunmakta. Yani Türk markasını beğenip alan yakın coğrafyadaki birçok ülkede çok avantajlı konumdayız. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi yine bu pandeminin etkisiyle birçok ülke aslında Çin menşeli, Uzak Doğu menşeli ürünlere biraz daha antipatik bakıyor. Dolayısıyla bunu biz bu sayede de avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Yakın coğrafyadaki ülkelerdeki inşallah bu pazarımızı biraz daha artıracağız. Önümüzdeki dönemde özellikle bizim Avustralya pazarına bir hayli bir ilgimiz var. Önümüzdeki yıl 5. ayda bir fuar şirketimiz var. Bununla birlikte Avustralya pazarında bir fuar organizasyonuna katılacağız. Özellikle İç Giyim Derneği olarak biz bunu çok destekliyoruz. Ve Avustralya pazarında yine orada da çok büyük bir ithalat rakamı var. 11 milyar dolarlık bir ithalat rakamı var. Bunun çoğunu tabii ki her zamanki gibi Çin'den talep etmektedir. Fakat bu yine Avustralya vatandaşlarının, özellikle Avustralya hükümetinin tepkisinden dolayı önümüzdeki dönemde bize pozitif olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Ve biz bu durumdan faydalanmak adına önümüzdeki yıl yeni pazar olarak Avustralya'yı seçtik. Yine ikinci pazar olarak Amerika pazarına ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda da önümüzdeki ay bir seyahatimiz olacak Amerika'ya birkaç firmamızla birlikte ve Amerikan pazarında da artık yavaş yavaş o pazarlarda yer edinmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu pandeminin aslında eskiye yönelik olumsuz etkilerini olumluya çevirmek adına yeni pazarlara açılmak bizim için de bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Ve bununla ilgili projelerimizi hayata geçirdik. Bu arada duyuralım, Linexpo İstanbul Sokak Festivali de var değil mi? Bu uluslararası bir toptan ticaret organizasyonu. Nedir detayı? Tabii şöyle söyleyeyim. Bizim bu bölgenin en büyük üretici ülkelerinden birisi Türkiye. Bu Türkiye'nin de en büyük imalatçı firmalarının olduğu yer İstanbul'da Yeşildirek dediğimiz bir bölge. Bu bölgede önümüz yarın itibariyle, yani 3'ü itibariyle 6'sına kadar sürecek bir Linexpo Street Fest dediğimiz sokak festivali yapıyoruz. Aslında bu bir fuar. Fakat kısa dönemde hayata geçirdiğimiz için, bu izni alamadığımız için biz sokak festivali diyoruz. Ama önümüzdeki sene inşallah buna sokak fuarı diyeceğiz. Son derece inovatif bir fikirle yola çıktık. Yaklaşık bu bölgede bulunan 500 imalatçı firmayla, irili ufaklı, çoğu da kendi markasıyla üretim yapan firmayla sokaklarda bildiğiniz fuar yapacağız. Fuar sokak alanlarını, yani sokakları, fuar koridoru, dükkanları da stand olarak öngördük. Ve bununla ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın inşallah sabah itibariyle de açılışımızı yapacağız. Bu konuyla ilgilenen tüm imalatçı ve alıcı toptancılarımızı muhakkak bekliyoruz bu festivale. Ve bu fikir önümüzdeki dönemde de inşallah sektör dernekleriyle birlikte önümüzdeki yıl yine yaz aylarına denk gelen bir zamanda hedefimiz aslında dünyanın en büyük açık hava fuarını yapmak. Yani hazır giyimde özellikle her bölgede hazır giyim sektöründe firmalarla birlikte belki 5000 firmanın üzerinde bir firmayla dünyanın en büyük hazır giyim açık hava fuarını yapacağız. Dolayısıyla böyle bir hedefimiz var. İnşallah yarınki organizasyonu da önümüzdeki hafta sonu itibariyle çok başarılı geçerse, inşallah bunu önümüzdeki dönemde bir daha konuşuruz. Sonuçlarını da konuşacağız. Kesinlikle. Bu fuar eğer istediğimiz gibi geçerse, ki şu ana kadar 119 ülkeden 2200 yabancı alıcının bize müracaat ettiğini görüyoruz. Bu bizim için bir rekor. Bu dönemde özellikle böyle bir talebin gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu da tabii önümüzdeki dönemde bu yeni pazarlarda, özellikle olmadığımız pazarlarda bize güç katacaktır.
İmalatçımıza muhakkak bir güç verecektir. Kesinlikle. Son bir buçuk dakikamız ama ben şunu da sormak istiyorum Nazım Bey. Bu ham madde krizi biliyorsunuz hemen hemen her sektörde var. Az önce biz MDF'yi konuştuk mobilya özelinde. Sizde böyle bir sıkıntı var mıdır herhangi bir hususta? Tabii. Şöyle, bundan birkaç ay önce özellikle Likra dediğimiz ham maddemizde bir hayli sıkıntı çektik. Son dönemde aşıldı. Fiyatlar bir hayli yukarı çıktı. Tabii bu bizim yurt dışı pazarlığında ve yurt içi pazarında özellikle rekabet anlamında bizi olumsuz etkiledi. Ama şu anda bu sorunu çözdük Allah'ın izniyle. Ama şu dönemde yine kumaş fiyatlarındaki dünyadaki artıştan çok daha fazlası burada olduğu için biraz rekabet gücümüzü tabii etkiliyor. Yani dünyadaki ham madde oranı %36 artarken bizde %53 oranında bir artış sağlandı. Dolayısıyla bu bizim imalatçımızı olumsuz etkiledi. Ama inanıyorum ki bu zaman içinde, bu birkaç ay içinde bunu da çözeceğiz. Ve bu ham madde maliyetlerinin biraz daha aşağı çekilmesinin konusunda inşallah ortak bir çözüm bulacağız. Ve yurt dışı pazarlarında çok daha sağlıklı, çok daha rekabet edebilir fiyatlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bizim tekstil hazır giyim konusundaki know-how'ımız özellikle tekstil hazır giyim konusundaki know-how'ımız bir hayli yüksek. Peki. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde inşallah büyük bir rekabet içinde olacağımızı düşünüyoruz. Nazım Kampolat çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Hoşça kalın. Ahmet Kıvanç bizlerle, Habertürk yazarı. Ahmet Kıvanç hoş geldin. Şimdi merak ediyoruz tabii ki nedir son durum bu görüşmelerde? Bu iki yılda bir yapılan tabii ki görüşmeler nedir son durum? Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, bu iki görüşmelerde 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin memur maaşları ile emekli memurların aylıklarında yapılacak artışlar belirlenecek. Aynı zamanda mali haklarının yanı sıra söz tabii çalışanlar için görüşülecek. Görüşmelerin bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Başkanı'nda başladı. 22 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor. 22 Ağustos'a kadar sendikalar ve hükümet arasında bir uzlaşma sağlanmaması halinde bu kez hakem kurulu devreye girecek. Hakem kurulunun vereceği karar da kesin olacak. Geçmişte 2011 yılında ve 2019 yılında da uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararı olmuştu. Nitekim bu iki toplu sözleşme görüşmelerine otururken kamu sen ve memur sen ortak tekliflerinde geçmiş iki yıla dönük kayıpları telafi anlamında 600 liralık seyyanın zam yapılmasını, herkesin ücretine, tüm çalışanların maaşlarına 600 lira seyyanın zam yapılmasını talep ettiler. Bunun üzerine 2022 yılında %21, 2023 yılında da %17 oranında artış yapılmasını istedi. KESK ise 2022 yıl için %43.5 oranında artış yapılmasını, ayrıca 2023 yılında da TÜFE ile yurt içi üfenin ortalamasının esas alınıp bunun üzerine 3 puanlık refah payı verilmesini talep etti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı. Fakat belirlenen takvime göre hükümet rakamını, teklifini 12 Ağustos'ta açıklayacak. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın geçen hafta yaptığı açıklamada aslında gecikilmemesini bugün itibariyle 2 Ağustos itibariyle hükümetin teklifinin açıklamasının kendilerine zaman kazandıracağını ifade etmişti. Bugün de 12 Ağustos beklenmeden bir an evvel açıklama yapılmasını istedi Ali Yalçın. Ali Yalçın'ın ifadesi son 2 yıl içerisinde memur maaşlarına %24.29 oranında artış yapılırken dolar kurunun %46, avronun %54.50, altının da %71 oranında arttığını ifade etti. Maaşların döviz ve altın karşısında, sadece enflasyon karşısında değil, döviz ve altın karşısında da eridiğine dikkat çekti. Bakan Bilgin enflasyona dikkat çekti, enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz 12 yıla baktığımızda da gözde
Şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2010 yılından bu yılın Temmuz ayına kadar olan dönemde memur maaşlarındaki yapılan toplam artış %221.5 olmuş. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksindeki toplam %220.3 olarak gerçekleşmiş. Yani şunu görüyoruz. Toplu sözleşmeyle yapılan artışlar enflasyonun gerisinde kalıyor. Daha sonra her 6 ayda bir enflasyonun arasındaki fark telafi edilerek böylece enflasyonla baş baş bir noktaya getirilmiş oluyor. Hükümetin uygulaması genel olarak geçmişteki yıllara baktığımızda hedeflenen enflasyonun dikkate alındığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın hedef enflasyonu 2022 yılında %7.8 olarak açıklandı geçen hafta. 2023 yılındaki hedefte %5. Evet, %5 olarak görünüyor. Dolayısıyla yani sendikaların talebi şu: hedef enflasyonu değil, gerçekleşen enflasyonu dikkate alınarak bunun üzerine refah payının verilmesi şeklinde gözler. Peki Ahmet Kıvan, çok teşekkürler. Noktalıyoruz. Günden kalanları burada. İyi akşamlar.